Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Estağfurullah. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Dilerseniz önce ben kendimi tanıtayım. Ben İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bu şekilde siz de isterseniz kendinizi tanıtabilirsiniz. Tamam, öncelikle teşekkür ederim davetiniz için ve hem siz de hem öğrencilerinizle yani üniversitedeki öğrencilerle bu şekilde buluşma fırsatı sağladığınız için ben de teşekkür ederim. Tabii ben avukatlık yapıyorum, New York'tayım. Yaklaşık 16 yıldır, yani 16 yıl üstünde Amerika'da yaşıyorum, New York'ta yaşıyorum. Tabii öncesinde Türkiye'de Marmara Hukuk mezunuyum. Marmara Hukuku bitirdikten sonra Türkiye'de Ocak 2004'te şey aldım, ruhsatımı almıştım. Ve ondan sonra da zaten işte Amerika'ya gelip gidiyordum ve Amerika'ya geldim. Evet, yani Amerika'da ise avukatlığı yaklaşık 2008'den beri yapıyorum. Dilerseniz o zaman başlayabilirim sorulara. Öncelikle Lütfen. sorular bizim hazırladığımız sorulardan başlanacak. Daha sonra da canlı yayından sonra da katılımcıların sorularıyla da devam edeceğiz. O şekilde bitireceğiz yayını. Tamamdır, söyledim abi. O zaman şöyle başlayalım. Marmara Üniversitesi'nden mezun oldunuz. Daha sonra mesleki hayatınızı da Amerika'da devam ettiniz. Bu kararı nasıl aldınız? Ve denklik konusunda herhangi bir problem yaşadınız mı? Aynen. Şimdi tabii bugünkü görüşmenin sebebi işte genç arkadaşlara sizin gibi en azından herhalde bir şey yapabilmek, bir fayda ya da fikir verebilmek. Bundan sonraki çizecekleri kariyer planlarında. Tabii bunları detaylı gireriz o tarafına, belki gelen sorularla da gireriz. Ayrıca belki konulara. Tabii senin Sude Nuralımcığım sorduğun sorulara gelince karar noktasında şimdi tabii ben Marmara Hukuk'ta okurken bizim eksikliklerimizden bir tanesi dil eğitimi yoktu mesela. İngilizce dil eğitimiyle hukuk eğitimi verilmiyordu Türkiye'de. Belli bir Galatasaray Hukuk vardı hatırlarım. Onlar da Fransızca yapıyorlardı. Öyle hani çok fazla imkanlar yoktu. Ve dolayısıyla dil eğitimi noktasında da hem ben hatırlıyorum hem bizim sınıf arkadaşlarımız geliştiremiyorduk kendimizi. Yani bu noktada hani ülke dışı ya da Amerika noktasının en büyük sebeplerinden bir tanesi hani bilmeniz gereken karar verirken işte dil eğitimiydi, İngilizcemi geliştirmekti ve bu sayede tabii hem işte belki yabancı firmalarda çalışma ya da uluslararası işlerde çalışma gibi durumlarda fırsat sağlamak için aslında o adımı attım diyebilirim. Çünkü şimdi şunu düşünmek lazım. Şimdi hukuk fakültesindesin. Biraz ben konuyu değiştireceğim hani faydalı olacağını düşünerek. Tabii. Şimdi ben hatırlıyorum senin gibi üniversite 1'e başladığın dönemdeyken üniversite 1'i daha bitirmeden hukuku bırakan arkadaşlarımız vardı. Yani başlayıp o sene ya bu bana göre değilmiş deyip bırakanların olduğu bir dönem oluyor. İlk yıl bu da gayet doğal çünkü benim istediğim bu mu değil mi gibi soruları kendimize soracağız değil mi öğrenci olarak ve okurken de okuldayken de bu soruları sormak çok gayet doğal. Ve o açıdan bu noktada mesela bırakan arkadaşlar olduğunu hatırlıyorum ben. Hatta hatırlarım ben ilk sene bir sınava girmiştik. O sınav sonrası ben demiştim ki demek ki bu işi yani ben yapamayacağım. Yani çok zor gelmişti bana sınav ilk sene. Yapamayacağız herhalde deyip olumsuzluğa kapıldığımı hatırlıyorum. Bu şunun için bunu söylüyorum. Sonuçta hukuk kariyerine başlarken üniversite eğitimi önemli. Tabii bu üniversite eğitimini yaparken de değişik zorluklar gelebilir ama aynı anda da kişi ne istediğini de bu sayede görebilecek. Yani önünü görebilecek. Ben hatırlarım bizim okul dönemimizde hocalarımız tam bu sefer son sınıfa geliyorum. Mezun olacağız. Bize derlerdi şimdiye kadar öğrendiklerinizi unutun. Ondan sonra şimdi hayatta başka tecrübeyle başlayacaksınız. Çok farklı. Şimdi aslında çok güzel onu söylemek ama aynı anda da çok kötü. O zaman biz niye okuduk 4 yıla gelecek? Değil mi olay? Yani eğer ben 4 yıl okuduklarımı unutacaksam üniversite sonrası o zaman niye okudum noktasında soruyla geliyor. Dolayısıyla bu tip durumlar beni bir şeye itti. Hani ben acaba İngilizcemi geliştireyim, yabancı imkanlara bakayım. Hani buradaki amaçta bir yabancı derken şunu hani yurt dışı iş ilişkilerine bir bakayım ya da bir tip uluslararası firmalara mı gireyim noktasında beni yönlendirmeye çalışıyordu. Yani
Bu tip sebeplerden dolayı İngilizceyi geliştirmenin önemini anlamıştım, önemli olduğunu anlıyordum. Ve dolayısıyla bu olmadan mümkün olmayacağını anlıyordum o değişimin. Çünkü öbür türlü belli türlü işlerde çalışma durumuyla karşı karşıya kalacağımı görebiliyordum. O zamanki ortamdan bahsediyorum tabii. Dediğimiz ortam 2000'in başları işte 2004'te ruhsatı aldığımı düşünürsek o dönemler. Dolayısıyla hani asıl sebebi çok da orayı uzatmayayım geleceğim çünkü bu konulara sonra tavsiyede bulunurken asıl sebebi İngilizce geliştirmekti. Farklı bir bakış açısı getirmekti. Tam yapacağımız mesleğe. Bu noktada uluslararası işlerde çalışabilir miyiz? Bir arayışıydı aslında. Ondan dolayı ben ülke dışındaki işte Amerika'ya gelme bu noktaya karar verdim. Tabii Amerika'ya gelmeden önce ben Avrupa'ya da gitmiştim. Acaba İngiltere'ye mi gideyim, Avustralya'ya mı gideyim, Amerika'ya mı gideyim? Hani bu soruları kendimize soruyorduk. Biliyorsun sonra Malta var bir de. Malta ortaya çıkmıştı. Şimdi bilmiyorum Malta noktasında öğrenciler nasıl hissediyor. Bu tip imkanları düşünüyorduk o zaman. Hangisi olsun falan diye düşünürken buna karar vermiştim. Ama tabii üniversite döneminde de ben Amerika'ya gel git yaptım. Yazları, işte okul dönemleri falan. Bu iyice kafamı şekillendirmişti. İşte ben tamam yabancı dil eğitimi almak istiyorum. Burada şunu anlamak lazım. Şimdi şöyle bir anlam oluşsun istemiyorum. Bu konuya gelecektim sonra ama şimdi söyleyeceğim. Bizde bir hata var mesela Türkiye'de eğitimde. Hukuk okuyan illa avukat olacaktır diye bir kayda yok. Yani bizim okuduğumuz dönemde şuydu yani ya avukat olacaksın, işte ya hakim olacaksın, ya savcı olacaksın. Niye okuyorsun o zaman hukuk mantığı var. Yani eğer sen gidip bir tekstil firmasının yönetimine gireceksen ne işin var hukukta gibi bir anlam vardı. Bilmiyorum hala var mı? Aslında bu çok yanlış. Çünkü neden çok yanlış? Çünkü aslında hukuk eğitimi çok değerli. Nerede yaparsan yap, dünyanın neresinde olursa olsun çok değerli bir eğitim. Bu Amerika'da da aynı şekilde bakılıyor. Sizin o alacağınız eğitim sizin aslında önünüzdeki planlarınızı çiziyor. Bir de şu gözle bakmak lazım. Amerika'da çok yaygın bu. Hukuk okuyor adam, değil mi? Hukuku bitiriyor kişi. Hiç alakasız yerlere giriyor. Finans sektörüne giriyor, bankaya giriyor, şirketin yönetimine giriyor, şirkette çalışıyor. Sadece bu off counsel, yani sadece in-house counsel diye düşünme. Yani in-house counsel dediğim sadece o işte o firmanın hukuk işlerine bakan biri olarak düşünme. Yönetimine giriyor, içinde çalışıyor, denetiminde çalışıyor. Ya da çok yaygın Amerika'da çıkıp mesela non-profit dedikleri bu dernekler var. İşte bazı kimileri tüzel kişi yani sahip olan bu tip yerlere giriyorlar. Ya da tam tersi dönüp devlette görevlere giriyorlar. Belediyeden tut, eyaletten tut. Yani bunların hepsi avukat olmuyorlar. Ya da bunların hepsi hakim sadece olmuyor. Ama bir şey çok evrensel o da şu. Hukuk eğitiminin hukukçulara verdiği bir bakış açısı var. O herkes de olmayabiliyor. Yani dolayısıyla senin hukuk eğitimi alırken aldığın eğitim, işte kuşkulu yaklaşman, detaylara dikkat etmen, alternatifler üretmen, yasal anlamda duruma bakış noktan belki bir firmaya milyon dolarlar şey yapabiliyor, kar yaptırabiliyor ya da zarar etmesini engelleyebiliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığınızda hukuk eğitimini alan birinin değeri çok önemli. Bu dille bir ilgisi yok, o eğitimle bir ilgisi var. Ama tabii sen bunu ayrıca ekleyeceğin yabancı dildir ya da ek dillerdir ya da eğitimdir ya da üst eğitimdir ya da belli bir alanda uzmanlaşmadır değil mi? Bu tip olanlı, bu tip detaylar ve eğitimler seni çok daha artı bir noktaya getirecek. Yani hukukçu olarak ya da işte geleceğin hukukçusu olarak. Dolayısıyla bu aslında temelinde yatan sebeplerden biri oydu. O dönem ben kendime baktığımda ne yapabilirim diye değerlendirirken ben şunu görmüştüm hani bu ortamda gidebileceğim nokta bu kadar diyorum. Ha, bunu o zaman nasıl değiştirebiliriz kendi imkanlarımızla diye baktığım dönemden dolayı Amerika oldu ve Amerika'ya girdim. Yoksa illa Amerika olacak diye bir kayda söz konusu değildi diyebilirim. Sen Süleyman Hanımcığım ikinci sorduğun soruda denkliği mi sormuştun Denklik herhalde? konusunda evet. Aynen. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de hukuk fakültesini bitiren biri Amerika'da da hukuk fakültesi bitirmiş gözüyle bakılır. Bir fark var, o da nedir? Buradaki hukuk fakültesi eğitimi direkt liseden sonra yapılan bir eğitim değil. Sen önce liseyi bitiriyorsun, belli bir üniversite eğitimini alıyorsun 4 yıllık ve ondan sonra hukuk fakültesine girme şansın doğuyor. Aslında bu çok güzel bir durum. Benim hep
fırsat buldukça söylediğim bir şeydir bu. Ya da Türkiye'den arkadaşlar geldi ya da meslektaşlar ya da hocalar ya da işte bürokratlar geldi söylediğim bir şeydir bu. Aslında bu çok güzel bir olay. Nedenini şöyle söyleyeyim. Amerika'da tıp gibi, hukuk gibi alanlara girecekse kişi direkt giremiyor liseden sonra. Şimdi bunun önemi iki türlü var. Bir, sen eğitimini geliştiriyorsun değil mi? Hem kendin bir kez düşün. Şimdi sen bitirdiğinde liseyi belki 19 yaşındaydın. Yani belki üniversiteye, hukuk fakültesine girerken 19 yaşındaydın, 20 yaşındaydın. Yani ben şimdi sana şöyle anlatayım. Hani belki biraz gülecek olsaydı. Hukuk fakültesini bitirip icra takibine giden arkadaşım vardı. Kredi kartı borcu takibine gidiyordu ve kendisinden kredi kartı yoktu. Yani şimdi bunu niye anlatıyorum? Çok önemli bir noktamış. Ben kendi kendime diyordum. Ya daha kendisi kredi kartında olduğunu biliyor. Bir de kredi kart alacak davasına gidiyor. Yani tahsil etmeye. Şimdi bu onun hatası değil ama neden dolayı? Bu sistemden dolayı. O açıdan baktığımızda aslında kişi üniversite eğitimini aldıktan sonra biraz daha bakışı değişiyor hayata. Bir de benim sana verdiğim hukuk fakültesi ilk sınıfta terk edenler vardı ya. Şunun sebebi oydu çünkü bir üniversiteye girip tecrübe edinip yani geri önünü göremediklerinden dolayı kaynaklanıyordu. Bir de tabii hukuk alanı, avukatlık, işte hakimlik çok önemli, savcılık, yani doktorluk gibi sen insanların hayatıyla ilgili kararlar veriyorsun. İnsanların hayatını şekillendirecek adımlar atıyorsun. Kusura bakma ilk sorunu çok uzattım gibi olabilir. Estağfurullah, estağfurullah. Ama aslında temel bir nokta bu Sudenur Hanım. O yüzden hani baktığımızda buradaki hukuk sisteminde Amerika'da önce kişi üniversiteyi bitiriyor 4 yıllık, onu bitirdikten sonra 3 yıllık hukuk fakültesine gitmeye hak kazanabilir eğer başvurup onay alırsa. Şimdi mesela burada o yüzden görüyorsun hukuk fakültelerinde 4 yılları bitirmiş ya direkt hukuka başlamış ya da gitmiş bir yerlerde çalışmış, tecrübe edinmiş ve ondan sonra hukuka karar vermiş ve emin olmuş ve başlamış. Şimdi bu insanın hukuk eğitimine bakışı çok daha farklı olacak 19 yaşında bir liseyi bitirmiş bir kişiyle. Çünkü her şey biraz önce ne dedim? Bizim hocalarımız diyordu, bitirdik şimdi unutacaksınız öğrendiklerinizi. Olmaz böyle bir şey. Yani böyle bir şey olmaması lazım. Eğitimi alıyorsan o eğitimi almadan dolayı meslekte başarılı olman lazım. O eğitimde öğrendiğin püf noktalar ya da detaylar ya da sana verdikleriyle sen iş hayatında başarılı olacaksın sonra. İşte sen buradaki sistemde o var. Ha, normal Amerikalı ya da burada okuyan biri ya da onu geçtim dışarıdan gelen öğrenci de olabilir. Eğer hukuk fakültesi eğitimi yoksa ülke dışında sizin olduğu gibi diyelim ya da olacağı gibi o zaman giremez onlar hukuk fakültesine. Yani yüksek eğitimine giremeyecekler. O yüzden denklik kabul ediliyor. Çünkü senin Türkiye'deki okuduğun ya da Avrupa'da ya da diğer yerde okuduğun LLB denilen normal hukuk fakültesi 4 yıllık diyelim bitirdiğin zaman Amerika'daki hukuk fakülteleri seni aslında evet normal buradaki hukuk fakültesini bitirmiş öğrenciyle aynı seviyeye koyabiliyor. Ve yüksek eğitime girmeni de kabul ediyorsun. Bu önemli bir nokta. Ya da burada da ona juris doctor diyorlar. Aslında sadece üniversite eğitimi olarak görülmüyor. Aynı anda doktorluk eğitimi gibi görülüyor. Hukuk fakültesi. Hani nasıl normal üniversiteyi bitirdin lisans eğitimi ve üst lisans ya da yüksek lisansa o da doktorluk seviyesinde görülüyor. Yani çünkü baktığında 4 yıllık üniversite bitirmiş bir insan ve sonrasında da 3 yıllık hukuk fakültesi bitirdiği zaman eğitim seviyesi yükselmiş oluyor. O açıdan denklik noktasında bir sakınca yok. Yani öğrenciler ya da siz ileride bitirdiğinizde hukuk fakültesini Türkiye'de Amerika'da eğitim almak istediğinizde bir üniversitede ya da yüksek eğitim almak istediğinizde sizin Türkiye'deki eğitiminizi kabul edecekler. Denklik noktasında hani bunları söyleyebilirim. Tabii ondan sonra ne yapılırlara geleceğim herhalde soracaksın ama denklik noktasında bunu söyleyebilirim. Ben şu an anlattıklarınıza göre bir şey merak ettim, onu sormak lütfen istiyorum. Amerika'da Amerika vatandaşları genelde hani Türk avukatları bakış açıları farklı olabiliyor mu? Yani dava almanızda zorluk çekiyor musunuz? Bunu merak ettim. Şu an sorularım da yoktu ama... Yok sorun değil, problem. Yok problem değil. Zaten burada biz söyleşi yapıyoruz seninle. Hani önemli olan zaten burada senin takipçilerin ya da diğer öğrenci arkadaşların merak ettiklerini cevaplamak. Aslında bu soru şuraya gelecekti belki. Hani Amerika'da avukatlık yaparken işte bir göçmen olmanın, yabancı olmanın ya da doğmamanın Amerika'da böyle bir geçmişte geliyor olmanın zorlukları var mı? İşte mümkün mü, yapılabilir mi, yapılamaz mı tarafında aslında çok güzel bir soru bu. Gayet de doğal bunu merak ediyor olman. Şimdi şu var.
tabii ki her şeyin bir zorluğu var. Tabii her şeyden önce yabancı bir ülkede olmanın bir zorluğu var. Yabancı bir ülkede, yabancı diyorum çünkü ben de Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Üniversite eğitimi aldım. Yani dolayısıyla artık tabii belki burası ikinci ülkem ama yani sonuçta burada büyümediğim, doğmadığım için sonuçta gene burada her zaman ya da ben konuştuğumda bile İngilizce konuşsam hala aksanım belli olacak olan bir durum. Dolayısıyla bu noktada değişik bir geçmişten geldik görünebiliyor. O açıdan meslek hayatında tabii ki bunun zorlukları olabiliyor. Olur da iş bulmada ya da iş elde etmede ya da iş yapmada ya da müvekkillerle olan ilişkilerde olabilecek. Gün sonunda tabii ki biz hani belki yaşadığımız bölge New York, o bölgeler olduğu için, büyük şehirler olduğu için çok fazla yaşamıyor olabiliriz. Hani farklı yaklaşımları ama tabii bunun zorlukları mevcut olabiliyor. Tabii ki kişiler sana yaklaşımında farklı bakabilirler. Ama gün sonunda şuna doğuyor. Bizim ya da benim bakışımda iş hayatında her işin bir zorluğu var. Her işin yarattığı bir zorluk var. Ha belki bizim durumumuzda zorluk şu olabiliyor. Biz ikinci ülkemizde ya da yabancı olarak geldiğimiz, yaşadığımız şu anki ülkede sadece iş yapma değil, aynı anda buradaki kültürü öğrenip buradaki kişilerin haklarını savunma adımını atmaya çalıştığımızda zor olabilir. Hani bu sonuçta dönüp işte ben bir iş yeri açtım, restoran, kafe açtım ya da bir şey yönetiyorum gibi değil. Onun ötesinde burada normal Amerikan vatandaşının da anlamayacağı terimlerle kendini savunma ya da işte insanları savunma adımına girmenin tabii ki zorlukları olacak. Ama gün sonunda şuna dönüyor olay. İyi bir İngilizce olması ve geliştirilmesi devamlı. Ve tabii kültürü öğrenme. Yani kültürü öğrenmek yaşadığın coğrafyayla çok önemli. Şimdi bizim rahmetli hocamız vardı. Sulhi Dönmezer, Marmara Hukuk'ta hocalarımızdandı ceza alanında. Mesela o hep derdi, hukuku sosyolojiden ayıramazsın, hukuku psikolojiden ayıramazsın. Mümkün değil. Yani ben hukuk yapacağım, hukukla ilgileneceğim diyen kişiler ben toplumdan uzak duracağım diyemez. Mümkün değil. Ya da ben psikologluk yapmayacağım demekten uzak duramaz. Bizim vardı benim Türkiye'de de staj aldığım değerli avukatlar vardı. Ben onlara da denk gelirdim. Günün yarısını avukatlıkla geçirdi, yarısını da psikologluk yapardı telefonun vekilleri. Şimdi dolayısıyla bunun hani şu anlamda gelmesin bu. Bu şuna geliyor. Bizim mesleğimiz insanlarla iç içe ilerleyen bir durum. İnsanları ayıramayız. Yani insanları ve toplumu yapacağımız işten ayıramıyoruz. Dolayısıyla neredeyse oradaki toplum ve yapıya, coğrafyaya ayak uydurulması gerekiyor. O açıdan eğer sen yaşadığın ülke, tabi illa Amerika olmayabilir, başka bir yabancı ülke olabilir, önemli değil. Ya da Türkiye'de İstanbul olabilir, İstanbul değil de Adana olabilir. Yani sonuçta bulunduğun bölgedeki toplumu iyi analiz etmen lazım ve oradaki ihtiyaçlara göre hareket etmen lazım. Eğer hukukçu olacaksan ya da eğer avukat olacaksan, hakim olacaksan, savcı olacaksan bunlara ayak uydurursan ve doğru analiz yaparsan başarı oradan doğacak. Keşke dediniz mi hiç mesleğe Türkiye'de devam etseydim, burada kalmasaydım dediğiniz anlar oldu mu? Keşkeler hiçbir zaman bitmeyecek. Biz insan olarak her zaman bunu diyeceğiz. Tabii ki sonuçta 2004'te ben ruhsat aldıktan sonra sadece staj dönemini yapıp bitirdikten sonra hayata atılmadım. Yani avukat olarak Türkiye'de girmedim. Dolayısıyla buraya geldim ve o açıdan tabii geldikten sonra ister istemez ya keşke orada mı olsaydım dediğimiz olmuştur. Bu gayet doğal bir şey. Çünkü sonuçta sen yeni bir serüvene atılıyorsun, yeni bir deneyime atılıyorsun. Acaba doğru mu yapıyorum diye soruyorsun. Tabii bu noktada keşkeler denildi ama ben şeye inanıyorum. Mesela o kadar süredir buradayım, gelen işte genç arkadaşlar olduğu müvekkiller, öğrenciler. Benim hep onlara tavsiyem şuydu yani buradaysanız burada olun. Oradaysanız orada olun. Yani sakın keşke orada olsaydım, keşke burada olsaydım. Çünkü bunlar sadece sizi ne yapacak? Daha çok zaman kaybına yol açacak. Psikolojik olarak etkileyecek. Zaman kaybı ve bunalım gibi şeylere yol açacak. Ve seni gitmek istediğin hedeften yarı yolda bırakacak şeyler. Bence bir şey yapıyorsan neredeyse en iyisini yapmakta fayda var. Sonuçta şöyle düşünmemek lazım olayı. Ben burada olsaydım şunu başarırdım. Orada böyle bir şey bence var evet. Mümkün ama her zaman olmayabilir. Çünkü senin o anki bakışında keşke de sadece gördüğün nokta bir adım alıyor da nedir? İşte ben keşke Türkiye'de olsaydım şöyle bir avukatlık yapardım. Doğru ama sen diğer faktörleri düşünmüyorsun. Yaşam, kültür, zorluklar, kolaylıklar yani başka faktörler de işin içine giriyor.
sen bir şeyleri yaparken. Burası için de aynısı geçerli. O yüzden benim orada gördüğüm, hep söylediğim şey, buradaysanız yapabildiğiniz en iyisini yapın. Dönerseniz de orada yapabildiğiniz en iyisini yapın. Ben buna bir örnek vereyim. Bizim işte tabii biz burada eğitim aldık. Tabii gelen arkadaşlarımız oldu, eğitim alıp dönenler oldu çok. Ve yıllar arasında da gelip dönenler çok oldu. Bu gayet doğal. Gelip buradaki işte yabancı dil eğitimini, sertifika eğitimini ya da yüksek lisans eğitimini alıp dönüp Türkiye'de çalışanlar oldu. Şimdi ben mesela bu noktada çok yakın birkaç arkadaşım vardı. 2008-2009'larda beni zorluyorlardı. Ya sen orada ne yapıyorsun, gel. İşte orada harcadığın çabanı şu kadarını burada yapsan daha hızlı, burada çok daha başarılı olacağız. Boşuna orada zaman kaybediyorsun. Ve onlar gayet iyi durumlardaydı. Yani o, çünkü hatırlarsan, belki hatırlamayacağım, belki duymuşsundur. 2009 yıllarında, 8-9 onlara doğru Türkiye'de böyle bir hareketlenme oldu. Özellikle hukuk alanında. Yabancı hukuk firmaları çok girmeye başladılar pazara. Pazar açılmaya başladı. İngiltere'den olsun, Avrupa'dan olsun, Amerika'dan olsun. Yani ciddi bir anlamda Türkiye'de böyle bir sıcak hukuk marketi yaşanıyordu. Ve dolayısıyla bunlar da çok başarılı olmaya başladılar. Yani çok da doğal olarak. Ve ülke dışından eğitim aldıkları için dönüp hemen böyle eski bürolara ya da büyük bürolara ortaklık yapabildiler. Ya da destek olabildiler. O yüzden bu mesela çok doğru bir adımdı. Akıllı bir adımdı. Mesela bana onu söyleyip diyorlardı. Ondan sonra ben de tabii ya diyordum, artık ben buradayım, burada ilerliyorum. O yüzden sorun değil. Bu süreçten başlayıp 2014-15'lere, 16'lara gelip ya biz keşke orada, biz gelip orada avukatlık yapabilir miyiz demeye başlayan arkadaşlarım oldu. Şimdi dolayısıyla bu gayet doğal bir şey. Neden? Ekonomi, toplumsal değişimler, bütün bunlar etkiliyor bizim mesleğimizi, hayatımızı etkiliyor. Ve dolayısıyla her şey aynı olmayabilecek. O yüzden benim genelde bu noktada tavsiyem genç arkadaşlara ve sana ve onlara, kesinlikle pişman olmaya gerek yok. Kesinlikle keşke demeye gerek yok. Sadece şunu demek lazım. Ben şu an bulunduğum noktada en iyisini nasıl yaparıma bakmak lazım. Çünkü bunu yaparsanız inan hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak. Çünkü yarın senin edindiğin her günkü deneyim sana çok farklı imkanlar açacak. O yüzden başında da söylediğim gibi şimdi söyleyeceğim. Kesinlikle arkadaşlar, buradaki genç hukukçu arkadaşlar, sen dahil, sakın sınırlamayın kendinizi hukukla. Yani hukuk okuyorsun, hiçbir problem yok. Hukuk alanında kendini geliştiriyorsun. Ama sakın şey düşünme. Ben burayı bitireceğim, sadece avukat olacağım. Ben burayı bitireceğim, sadece hakim olacağım, savcı olacağım. Dersen bunu kendini limitlemiş olursun. Potansiyellerini aslında azaltmış olursun. Bunu yapmayın. Ne yapabilirsin? İstediğin avukat mı olmak önemli değil. Olabilirsin, adım atabilirsin. Ama yarın çok farklı teklifler gelebilir. Avukatlığa başlamış, avukatlığı yapıyorsundur. Büyük bir firma yaklaşmıştır. Ya sen gel bize katıl. İşte sen bizim hukuki şeylerimizi yürüt. Bu tip şeyler çok farklı fırsatlar doğurabiliyor insanlara. Yani o yüzden hani bu açıdan hukuk alanındaki eğitiminizi çok iyi almaya bakın bence. Ve aynı anda da İngilizce eğitimli, özel İngilizceyi çok iyi geliştirmeye bakın. Bu size çok farklı kapılar açacak. Ama kesinlikle kesinlikle hukuk diplomasını alacaksınız. Yani bunu almamazlık etmeyin. Bunu kesinlikle alacaksın ve onun üzerine ekleyerek ilerliyor olacaksın. Çok teşekkür ederim. Peki avantaj konusunda sizce Türkiye'de mi avukatlık yapmak daha avantaj, yoksa Amerika'da? Yani avantajlar genel mesleki anlamda baktığımızda farklı olabilir. Tabii şimdi belki bir Amerika'da kişilerin, avukatların duyduğu saygıyla belki Türkiye'de duyulan saygı aynı olmayabilir. Tamam mı? Ama şunu bilmek lazım. Evrensel bir kural. Avukatlara inanılmaz, güvenilmez. Bunun kaçışı yok. Yani bu eğer avukat olacaksak bundan kaçamayacağız. Yani bu bizi kovalayacak. Ama tabii ki kıyaslayınca Amerika'da bir genelde avukata verilen değerle Türkiye'de verilen arasında fark olduğunu farkındayım. Önceden de öyleydi. Bunun da farkındaydım. Türkiye'de yaşanan ortamda da farkındaydım. Çünkü aslında şöyle görünmesi lazım olayın. Bir farkı şu. Türkiye'de mesela bizim önceden denk geldiğimiz, tabii şu anki durum değişken olabilir. Şöyle hep avukata hep problemler olduktan sonra gidilir. Yani sorun çıkar, sorun yaşanır, avukat ondan sonra gündeme gelir. Oysa öyle değil. Mesela Amerika'da öyle değil, Avrupa'da öyle değil. Kişiler genelde sorun oluşmasın diye öncesinden avukatlarla adım atmak isterler. Çünkü gün sonunda şuna dönüyor. Aslında şimdi çok mantıklı. Sen nasıl işte ehliyet alacaksan, değil mi? Sürücü testini hepsini önce öğrenirsin. Sonra öğrenmezsin. Dur ben kaza yapayım öyle öğreneyim diye bir şey yok. Ama aynı şekilde de
hukuk anlamındaki noktada avukatlara verilen değer noktasında ya da nerede avantajlı olduğunu sorunun bence en temel noktası o. Siz ne zaman hukuksal desteğe ihtiyaç duyan bir kişiyseniz o zaman olay değişmeye başlıyor. Eğer kişiler özverili olursa, değil mi, müvekkiller ya da daha böyle mantıklı düşünebilip ön adımları atmaya önem verilen kişiler olursalar o zaman avukata verecekleri değer artacak. Çünkü o zaman mesela ne oluyor? Atıyorum sözleşme hukukuyla ilgilenen bir avukatsın. Bir yer kiralanıyor, satın alınıyor ve o noktada sana gelmiyor. Avukata ihtiyacım yok diyor benim. Ondan sonra geliyor kaybettiği yeri. Tüh, ben diyor yeri aldım ama aldığım gün yan gün çıktı. Şimdi ne olacak? Gitti yerelden. Avukat diyorum kötü haberi verebiliyor. Kusura bakma sen sözleşmeyi imzalamışsın. Artık senin orası. Yapacak bir şey yok. Zarara sen katılacaksın. Satan değil. Şimdi o noktayı eğer kişi avukatla önce adım atıp yapıyor olsaydı bu tip bir zarara girmeyecekti ve yaşamayacaktı. O zaman aslında avukata vereceği değer de artacaktı ve avukat olmanın avantajları da artıyor olacaktı. Aslında bence durum ona göre değişiyor. Yoksa onun dışında değiştiremeyiz. Kültür giriyor, yetişme tarzı giriyor, eğitim giriyor. Bütün bunlar avukatlığın avantajlarını değiştirebilir. Tabii şu gözle de bakman lazım. Sen Amerika'ya geliyorsun, Amerika'da avukatlık yapacaksın, tamam, ama bir yabancı olup gelip yapacaksın. Yani bu herkes için avantaj olmayabilir. Her bu avukatlığı yapacak kişi avantaj sağlamayabilir bu olaydan. Yoksa genel kural olarak Amerika'daki durumda avukatların durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki meslektaşlara göre. Tabii bu şu anlama gelmesin. Türkiye'de de işini çok iyi yapan, çok iyi sektörlerle uğraşan, çok başarılı olan avukat arkadaşlar var. Mevcut ve olacak. Dolayısıyla gün sonunda bence o tarz avukatlık yapmaya bakılırsa başarılı olmamak için bir sebep yok. Ben eğer genç arkadaşlar bu noktada şeyi üzerinde durursalar, yani eğitimlerini, dil eğitimlerini artırırsalar ve özellikle yabancıların da dahil olduğu işlere nasıl girebileceklerini Türkiye'de bile olsa bakarsalar çok daha bence avantajlı olur diye düşünüyorum. Tamamdır. O zaman devam edelim. Türkiye'de öğrenim görmüş bir öğrenci Amerika'da büro açmanın zorluğunu yaşıyor mu? Yani şimdi tabii şöyle görmek lazım bu olayı. Sen gün sonunda önce tabii olay, eğer dedi ki kişi ben yarın Amerika'da avukatlık yapmak istiyorum. Bunun önce adımlarını bir doğru atacak. Nedir? Öncelikle bir eğitimini bitirecek Türkiye'de. Bu arada İngilizce dilini geliştirecek. Beklemeyecek bence sonra geliştirmeyi. İki, Amerika'ya geldiğinde dil eğitimini halletti diyelim. Yüksek lisans eğitimi alacaksa alacak. Eğer burada avukatlık noktasına geçmeyi planlıyorsa tabii bazı şeylerin olması gerekecek. Öncelikle yüksek lisansın hali olması lazım. Ondan sonra avukatlık yapacağı barodaki ya da baro diyeyim ya da eyaletteki mahkemeden onay alabilmesi için baro sınavı diyeyim. Baro sınavı, avukatlık sınavını geçmesi gerekecek. Bütün bunları halledip avukatlık sınavını geçip ruhsatını alırsa Türkiye mantığıyla düşünürsek. Çünkü Türkiye'de biliyorsun barolara bağlıyız biz. Amerika'da mahkemelere bağlı oluyoruz. Dolayısıyla barolar burada aslında zaruri değil, gönüllü dernekler gibi görmen lazım. Kişilerin, avukatların kendilerini geliştirmeleri için. Yoksa zaruri bir üyelik gerektirmez. Ama mahkemelere üye olmak zorundasın. Çünkü mahkeme senin avukatlığınla ilgili kararları verebilir ve bağlı olduğun yer orası oluyor. Ve eğer bu adımlar atılıp avukatlık izni ve ruhsat alındıktan sonraki durum aslında şuna dönüyor. Ne kadar tecrüben var? Nasıl kendi büronu açacaksın? Nasıl iş yapacaksın? Buna bakmak lazım. Çünkü sonuçta girişimci olursun. Evet, ben kendi işimi açacağım dersin. Yapabilirsin. Bunda bir engel yok. Eğer bu adımları tamamladıysan, eğer oturum durumunda bir sıkıntı yoksa, çalışma iznin varsa, eğer burada oturumun varsa tabii ki kendi işini yapabilirsin. Çok solo avukat var. Yani çok kendi işini yapan, tek başına başlayan avukat var Türkiye'de olduğu gibi burada da. Sonuçta bunlar bir adım. O adımları atarken iş geliştirme, nasıl ilerler, nasıl ben yeni dosyalar alırım, üzerine çalışmalar yapıp bir de tabii hangi alanda ilerlerim, ben hangi alanda başarılı olabilirim, bunlara da bakıp kendini geliştirebilirse kişi yani kendi işini kurmasında ya da açmasında bir problem yok. Mesele onu yürütebilmesi sonra. Tabii sonuçta herkes yapamayabilir onu, bu da doğal bir şey ama sonuçta ya öyle adım atılabilir ya bir yere girer çalışır ya da bir büroya ortak olabilir. Bu şekilde adımlarla ilerleme imkanları olabilir. Diğer sorum da şu.
Biliyorsunuz COVID-19 pandemi süreci yaşanıyor, hala yaşamaktayız. Hukuk alanındaki değişimler, dönüşümler nasıl etkiledi Amerika'yı da, burayı da? Hani bu düşünceleriniz nelerdir? Yani şimdi tabii Covid olayı gerçekten herkesin hayatını %80 değiştirdi. Bütün sektörleri. Ve bu değişimden dolayı herkes de iş yapış tarzı ya da işi yönetim tarzında nasıl ilerlerizi çözmeye çalışıyor bu dönemde. Tabii hukuk alanı biliyorsun Türkiye'de de öyle. Keza Amerika'da da öyle, öyle görünmeyebilir. Çok geleneksel oluyor, radikal kalıyor. Hani değişime çok hızlı açık değil. Değişim bir anda olamayabiliyor. Ve dolayısıyla bu noktada Covid dönemi bunu hızlandıran bir dönem diyebiliriz. Yani özellikle tabii gelen en büyük değişim video konferanslar, videolu görüşmeler, videolu danışmanlıklar. Kişilerin illa avukatı görme zaruretini kaldırıp görüntülü görüntüyle bunu çözebilme imkanları. Sadece aslında o neyse, o bir tarafı olayın, mahkemelerin bu noktada değişimi var. Mahkemeler bu noktada Amerika'da öyle çok fazla bu tip görüntülü görüşmelere izin vermiyorlar normalde. Hani belli ölçüde belli yerlerde veriliyor. Ama çoğunda gerek fiziksel, işte hem güvenlik açısından hem o durumun özelliği açısından ya da kişiselliği açısından mahkeme salonu ortamında yapılıyor. Ve dolayısıyla bu noktada çok değişik şeyler görmeye başlandı. Hatta mesela jürilerin, burada jüri sistemi var biliyorsunuz, karar vermede bazı davalarda. Jürilerin bile Zoom'la katılabildiği ortam oluştu. Yani görülen bir şey değil önceden. Dolayısıyla bu noktada baktığımızda COVID ortamı gerçekten hukuk alanında en büyük değişimi nasıl uzaktan ve nasıl videolu bu işler ilerler. Şimdi şey çok ilginç. Yani mesela Zoom denilen bu şaşırtıcı bir şey. Mahkemenin mesela Zoom sistemini kullanması aslında çok tehlikeli. Çünkü özel bir firma, dışarıdan bir firma, kontrol ne olduğu belli değil. Sorunlar var güvenlik hakkında ve mahkeme Zoom'u kullanıyor. Yani sonuçta neden dolayı bunu yapıyor? Çünkü insanları getiremiyor bir araya. Risk var, COVID var ve getiremiyor. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Tabii ki bu tip videolu görüşmelerin uzaktan erişimler aracılığıyla yapılan değişimlere adaletin de mahkemenin de ayak uydurması gerekiyor. Bu noktada bence Amerika, bu noktada bence Türkiye bazı konulara daha ileri olabilir altyapı noktasında. Çünkü bu tip online ya da teknoloji şeyleri sonradan girmiş olsa da çok daha başarılı girdiğini düşünüyorum bakıldığında, bir UYAP sistemine bakıldığında. Amerika'da bazı şeylerde bu hala mümkün değil, yapmıyorlar. Çünkü bir sebebi federal yapı var, bir de eyalet yapıları var. Hepsi birbirinden farklı, hepsinin hukuk sistemi farklı ve dolayısıyla hepsi kendine göre yönetim yapabiliyor. Bu açıdan baktığımızda hukuk alanında bu tip değişimlere çok daha kapalı olduğunu görüyoruz. Ama gerçekten COVID çok şeyi değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. O açıdan düşün, insanların artık birbirinin elini sıkmamasına, değil mi, yol açan bir değişimi sağlayan bir şey. Yani hukuk alanında da çok büyük değişimlere yol açtı. En büyük, en önemli noktası da özellikle orada görüyorum, videolu görüşmeler ve mahkemelerde videolu görüşmelerin daha da yaygın hale gelmesi ve en önemli değişti bu diyebilirim. İsterseniz sorulara geçelim. Çünkü vaktimiz de daralıyor. Lütfen. Tabii. Sormuş, green kartların bir yılın 6 ayın Amerika'da geçirme şartı konusunda bir yıl takvim yılı gibi 1 Ocak'ta mı başlar yoksa Amerika'dan sonra çıktığımız tarihte mi başlar? Teşekkürler demiş. Yani tabii buradaki kişinin sorduğu soru şu: eğer Amerika'da green card hakkı varsa, ülke dışına çıkıyorsa, çıktığı andan itibaren o bir yıl başlar. Yani Amerika dışında fiziksel olarak bulunduğu süreçte başlar o bir yıl. Dolayısıyla çıkar çıkmaz bir yıl başlar ve bir yılda olmadan giriş yapması lazım. Yoksa teknik olarak hakkını kaybetmiş oluyor. Tamam. Başka soru varsa alabilirim. Soru gitene kadar ben de soru sorabilirim. Lütfen. Work and Travel hakkında bahsetmek istediğiniz bizlere, hatta sorumuz geldi. İlk önce isterseniz soruya bakalım. Amerika'da hukuk yüksek lisansı için dil eğitimi ünü zamanında şimdiden yurt dışında mı alınmalıdır? Biraz önce aslında buna değinmiştim. Onunla şunu kastetmiştim, bu genç arkadaşımız için cevaplayayım tekrar. Bence kesinlikle yurt dışında beklenmemesi lazım. Şimdiden eğitiminizi alırken dili geliştirmeyi ihmal etmeyin. Çünkü çok ciddi bir süreden bahsediyoruz. Düşün, sen ilk yılındasın şu an, birinci senendesin. Önünde daha 4 yılın var bu sene dahil. Bu 4 yılda çok ciddi anlamda kendini geliştirme imkanı mümkün olabilir yabancı dil konusunda. Ve dil böyle bir şey. Yani kullandıkça, pratik yaptıkça, geliştirdikçe sende kalan bir şey. O açıdan
şimdiden başlamanı tavsiye ederim. Çünkü sonradan çok daha az zorlanacaksın ve çok daha hızlı süreçleri devam ettirmen mümkün olabilir. Dil konusunda peki neyi öneriyorsunuz? Yani şu açıdan soruyorum. Seviye, advanced biliyorsunuz, pre-intermediate, intermediate, advanced yani seviyeler var. Seviye olarak nereye kadar yükselmemiz gerekiyor? Ya ben şunu tavsiye ediyorum. Bence tabii ki dil eğitimini almanızda fayda var. Özellikle bu kurslardır, işte gramerlerdir, sınıflı level'lardır. Alabildiğiniz kadar yukarı alın. Ama gün sonunda sen o dili geliştirmek istiyorsan o eğitimlerin dışında çalışmalar yapman lazım. O da nedir? Kitap okuyarak, gazete okuyarak, radyo dinleyerek. Bir de biliyorsun şimdi artık online o kadar fırsatlar var ki YouTube'dan tut, ücretsiz bile bir sürü imkanlar var dil geliştirmek için. Dolayısıyla gün sonunda eğer düzenli kitap okursanız, haberleri takip ederseniz ve pratik konuşmalar yapmaya çalışırsanız o level'ın üstüne çıkmış olacaksınız. Bir de tabii özellikle kelime hazinesini geliştirmek çok önemli. Ve her gün haftada bir yeni bir kelime katarak, kelimeler katarak geliştirirseniz çok faydalı olur. Yani şunu demek istemiyorum. Level işte 1'e başla, advanced level'a gel. Çok iyisin. Böyle bir şey yok. Yani gün sonunda sen advanced'e geldiğin zaman durmuş olacaksın ve geride kalacak sürecin. O açıdan bence o teknik eğitimi alın, alabildiğiniz kadar çıkın yukarı. Ama aynı anda da geliştirin kendinizi. Çünkü okudukça, dinledikçe ve ilgi duyduğunuz alanları da geliştirdikçe bu sizi hazırlayacak daha sonraki o TOEFL derslerine falan hep hazırlayacak şeyler. Bir diğer soru, New York seçme sebebiniz nedir? Büyük bir ihtimalle İstanbul diyebiliriz. Çünkü İstanbul'da ben üniversite eğitimi aldığım için New York'a geldiğimde özellikle Manhattan bölgesi bana İstanbul'a anımsattı. Yani İstanbul'a çok benziyor. Hem havası çok benziyor, hava koşulları çok benziyor diyebilirim. Sadece çok daha sıcak olabiliyor, çok daha soğuk olabiliyor ya da daha fazla kar yağabiliyor yayınca. Ama onun dışında dört mevsim var ve kalabalık, bir sürü değişik insanlar görebiliyorsun. Dolayısıyla İstanbul'un şehir havası burada da var diyebiliriz. Soru yoksa şimdi work and travel sorusunu sorup onları... Şimdi ben şunu düşünüyorum. Mesela work and travel gibi programlar sizin gibi genç arkadaşlar için bence çok güzel fırsatlar. Çünkü her şeyden önce de hukuku bir tarafa koyarsan, öncelikle buradaki yaşamı görme, yapıyı görme, yabancı bir ülkede olma, bu tip bir tecrübe vereceği için kesinlikle faydalı. Yani work and travel programını yapmaya geldiğimde ben kalkıp işte İngilizce yani gelip hukuk eğitimi alacağım diye bir şey yok yani. Öyle bir durum söz konusu değil. Ya da hukuk pratiği alacağım diye bir şey yok. Zaten o şekilde bakmayın ona. Orada bakacağınız nokta geleceğiniz programın size sağladığı ortamı değerlendirmeye bakın. Çünkü bu size bir yabancı ülkede olma durumu verecek. İşte belki turizm alanında olacak çoğu bunların. İşte insanlarla nasıl diyalog kuracağınıza bakıyor olacaksınız. Dili geliştirmeye bakıyor olacaksınız. Bunlar bir tecrübe ve bunlar size katacak artı. Ha geleceksiniz olumsuz şeyler olacak. Onlar moralinizi bozacak ama bunlar hep bir tecrübe. Dolayısıyla Work and Travel programlarının başarılı olduğunu düşünüyorum ben. Faydalı olduğunu düşünüyorum genç öğrenciler için. Sadece yapacakları olan gelip programı deneyecekler 3 ay 4 ay. Hem ortamı görmüş olacaklar hem gezmek istedikleri eyaletleri görecekler ve dönecekler. Çünkü bu sayede inanılmaz bir şey elde edecek ve dönüp hukuk fakültesine devam edecek. Bu yaklaşımda bence bulmanızda fayda var. Tabii sizin gelip Work and Travel'da bulduğunuz zamanlar sizin belki illerde geldiğinizde ne yapacağınızı belirleyici olacak ve ileride geldiğinizde hukuk eğitimiyle ilgili ne yapacağınız noktasında size tabii ki fikirler veriyor olacak. Evet. Yani bence bunlar faydalı olur diye düşünüyorum. Bir de ben istersen o zaman sonuna geldik değil mi Sude Nur Hanım? Ben yani istersen bir kapanış yapalım kısaca. Tabii eklemek istediğim bir şey varsa sen de eklersin. Ben kesin şu noktaları ihmal etmeyin derim genç arkadaşlara. Değerli bir eğitim alıyorsunuz. Değerli bir lisans, diploma sahibi olacaksın bitirince. Bunun bence kıymetini bilmenizde fayda var. Ve bunu yaparken de elinizden gelen en iyisini yapmaya bakın. Bu çok değerli bir durum. Çünkü bunun üzerinden siz ileride ne iş yaparsanız yapın, avukatlık olsun, hakimlik, savcılık, nerede yaparsanız yapın. Ve sadece onlar değil. Onun dışında finans sektörüdür, özel sektördür. Onun dışında ticaret alanıdır. Onun dışında devlet alanıdır, derneklerdir, ne tür işlere girerseniz girin, hep size artı getirecek ve sizi o bulunduğunuz yerde bir, iki seviye üste çıkaracağını unutmayın. O açıdan bu eğitimin kıymetini bilin, sakın keşkelerle kalmayın,
en iyisini yapmaya çalışın. Benim tavsiyem bu olacak. Bu arada da ülke dışındaki durumlarda kesinlikle yaşamak istediğiniz yer, eğer Amerika ise, bu gelmek burasıysa, önce bir görmenizde fayda var. Bir gelin, görün, birkaç kez bunu yapın, work and travel programlarıyla yapın. Çünkü bu sayede önünüzdeki planı ve sonrasını belirlemeniz çok daha mantıklı olacak. Doğru kararı bence o şekilde veriyor olacaksınız. Evet, çok haklısınız. O zaman değerli vaktinizi ayırdığınız için, bizimle buraya katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türkiye'ye geldiğinizde okulumuza da bekleriz sizlere. Çok memnun olduk. Tamamdır. Seve seve onu ayarlarız bir şekilde, planlarız. Tabii ki çok sevinirim ben bu okulu ziyaret etmeyi. Hem sizinle hem seninle hem arkadaşlarımla belki tanışmayı ya da belki bir konferans yapmayı orada. Seve seve isterim yani, mutlu da olurum. Tamam. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Süleyman.